Bilimseverler merhaba. Bu hafta sanal ortamlarda dokunma hissinin elde edilip elde edilmeyeceğinin mümkün olup olmadığını konuşacağız. Konuğum Delft Teknoloji Üniversitesi'nden Doktor Yasemin Vardar olacak. Dokunmayı sağlayan kalemden ısıyı hissetmeyi mümkün kılan termal yüzeylerin detaylarına kadar birçok detayı öğreneceğiz. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden öğrenelim. İlk olarak dokunma hissini veren kalemler nasıl çalışıyor? Söyleyeyim. Şimdi her dokunma hissiyatını verebilen kalemin çalışma prensibi farklı. Ben bizimkisinden bahsedeceğim. Biz buna feel pen diyoruz. Hani Türkçe'de his kalemi olarak geçiyor. Bense Kodak adlı bir öğrencimle beraber tasarladık. Bu kalemimizin özelliği, siz sanal ortamda herhangi bir yüzeyle etkileşime girdiğiniz zaman farklı hissiyatları verebilmesi. Hem sürtünme, hem pürüzlülük, hem sertlik, yumuşaklık, hem de aynı zamanda ısı hissiyatını verebiliyor. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Şimdi tek tek başlayabiliriz. Diyelim ki ısınma kısmından bahsediyoruz. Şu an kalemi tuttuğunuz yere bir tane peltiyer adında bir cihaz koyuyoruz. Bu cihaz bizim elektriksel akımları ısı enerjisine dönüştürmemizi sağlıyor. Ve biz hani farklı ölçümler yaptık. Ne gibi bu elektrik akımını nasıl verebiliriz ki insanlara çok farklı ısı özellikleri verebilelim diye. Ölçümlerden sonra belli bir aralık seçtik. Belli bir elektrik akımı profili seçtik. O seçtiğimiz profillerle insanların herhangi bir yüzeyle etkileşime girdiğinde diyelim ki soğuk hissediyor. Yani mesela bir metale dokunduğunuzda sanki soğukmuş gibi gelir ya. Biz de bu hissiyatı veriyoruz. Ya da işte sıcak, daha böyle termal özelliği farklı olan sıcakmış gibi hissettiğiniz, diyelim ki kahve bardağına dokundunuz, onu sıcak hissedersiniz ya, o hissiyatı bu peltier elementiyle veriyoruz. Bunda tam, şimdi şöyle bir kalem, bu normal bir kalem, bizim filmden değil, tam dokunduğunuz yerdeki peltier elementiyle yapıyoruz. Yumuşaklığı nasıl yapıyoruz? Bir yaylı sistem yaptık kalemimizin içine. Burada bu kalemimizin içinde bir tane vibrotectal actuator dediğimiz bir voice coil actuator diyoruz İngilizce'de. Mikrofon gibi düşünebilirsiniz. Siz bir sinyal verdiğiniz zaman o bir sıkışarak size nasıl desem sertlik ya da yumuşaklık hissiyatı verebiliyor. Yani biz oraya gönderdiğimiz akımı değiştirerek size kalemi dokunduğunuz zaman yüzeye sert ya da yumuşak hissettirebiliyoruz. Yine dediğim gibi birçok ölçümler yaptık burada da. Farklı profilleri inceledik. Daha çok insanların etkileşime girdiği yüzeylerde bulduğumuz profilleri oraya koyduk ki böylelikle siz herhangi bir yüzeyle etkileşime girdiğinizde bazen çok sert hissedebiliyorsunuz ya da işte yumuşak hissedebiliyorsunuz. Bu hissiyatı verelim istedik. Pürüzlülük ve sürtünme kuvveti ise elektro titreşim yöntemiyle oluşuyor. Bu nasıl oluşuyor? Şimdi bu bizim kalemimizin ucunda böyle bir tane elektriksel olarak iletken bir lastik var. Hani bu lastik gibi düşünebilirsiniz. Ve bu şeyle dokunmatik ekranla bir yere geldiği zaman bir elektriksel çekim oluşturuyor. Şöyle, bu dokunmatik ekrana biz bir voltaj sinyali gönderiyoruz. Bu voltaj sinyali gönderdiğimiz zaman ve kalemle üzerinde dolaştığımız zaman bir elektriksel çekim kuvveti oluyor. Bu elektriksel çekim kuvvetini biz kontrol edebiliyoruz. Verdiğimiz akımın voltaj sinyalinin profilini değiştirerek çok farklı pürüzlükler ya da çok farklı sürtünme kuvvetleri hissiyatını yaratabiliyoruz. Ve böylelikle size böyle sanki bir paletmiş gibi, hani sanki resim yaparmışsınız gibi düşünün. Çok farklı özellikleri birleştirebiliyoruz. Ve diyelim ki voltaj profilini çok böyle yumuşak değişimlerle yaptığımız zaman siz sanki böyle çok fazla pürüzlü olmayan bir malzemenin üzerinde geziyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Ama diyelim ki bu voltaj profilini biz böyle çok farklı yaptık. Öyle olduğu zaman sanki çok fazla pürüzlü bir yüzeymiş gibi hissediyorsunuz. Tabii bunların hepsini biz farklı yüzeyleri ölçerek, farklı insanların hani farklı kullanıcıların nasıl hissettiğine dayanarak verdik diyebilirim. Şimdi siz dokunmanın dışında yüzeylerin termal yani sıcaklık hislerini de
insanlara aktarabiliyorsunuz. Hani biraz önce dediğiniz gibi işte kahve ise kahvenin sıcaklığını hissettirebiliyorsunuz. Peki bu sıcaklığı nasıl aktarıyorsunuz? Yine aynı şekilde şimdi bu diğer çalışmamızda da biz farklı bir yöntem bulduk diyebilirim. Hani aslında sıcaklığı değiştirebilmenin en temel şeyi yine bu peltier elementi dediğimiz şeylerle oluyor. Ama bunlar çok küçük cihazlar. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda böyle çok bu küçük cihazların üzerine siz parmağınızı işte sabit bir şekilde koyuyorsunuz. Ve bu şekilde hani insanlar nasıl hissedebiliyor? İnsanlara farklı malzeme özelliklerini nasıl farklı akım profillerinde verebiliriz? O tarz şeyleri araştırılmış. Biz bu çalışmamızda çok farklı bir şey yapalım dedik. Hani çünkü labımızda yaptığımız diğer çalışmalar dokunmatik ekranlardaki etkileşime dayanıyor ya. Ben de biraz hani o şekilde düşündüm. Nasıl biz bunu tabletlerimizde, cep telefonlarımızda farklı sıcaklık profillerini yaratabiliriz. Çünkü siz düşündüğünüz zaman bizim dokunmatik ekranlarımız transparan. Bu peltier element dediğimiz cihazlar transparan değil. Yani siz ekranın altına herhangi bir şey koyduğunuzda görüyorsunuz ve bu şekilde sadece dokunma hissiyatını verebilecektik. Biz bunu istemedim. Öyle bir şey istiyorum ki hani hem dokunabilelim hem farklı görseller verebilirim. Aynı zamanda belki ileride de işitsel etkileşimlerde koyabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. Dedik acaba hani mekanikte de yapılan bir şeydir. Diyelim bir yüzeyiniz var kare. Farklı uçlara farklı aktüatörler koyuyorsunuz ve onları titreştirerek farklı titreşim profilleri yaratabiliyorsunuz. Biz dedik ki bunu neden termalle yapmıyoruz? Yani şu ana kadar yapılmamış. Biz de şöyle yaptık. Hani bir camın etrafına farklı kısımlarına peltier elementleri koyduk. Tabii bunu ilk başta simülasyonlarla yapıyoruz. Direkt deneye geçmiyoruz. Ama şeyi fark ettik. Camda maalesef bir termal değişim yok. Ya çünkü çok iyi bir iletken. Hani direkt iletiyor. Hiçbir yayılma göremedik. Bu demek ki biz camı kullanamıyoruz. O zaman nasıl bir malzeme kullanabiliriz? Bunun ilk başta simülasyonlarını yaptık. Çok farklı malzemelerle denedik. Fark ettik. Bir tane alon diye bir malzeme var ya da safir var. Bunları kullanarak mesela safir transparan. Safir eğer diyelim ki ekranlarımızı cam değil de safir bir yüzeyle yapabilirsek farklı termal profiller elde edebilecek. Bizim çok hoşumuza gitti. Bir de alon diye bir malzeme var. O da çok fazla bulunabilen bir malzeme değil. Zaten yapay olarak üretiliyor. Daha çok savunma sanayinde kullanılan bir malzeme. Farklı amaçlar için. Tabii alonu bulamadık. Safir de şu anda bize çok pahalı geldi. Ne yapsak diye bir düşündük. Dedik ki hani biz bunu bu şekilde safirde ya da alonda gösterebiliyorsak aynı termal özelliklere sahip başka malzemeleri kullanabiliriz. Şu anda transparan olmasına gerek yok. Sonuçta biz şirket değiliz. Acaba bunun olabilitesini gösterebilir miyiz? Farklı malzemelere baktık. Çeliğin safirle yaklaşık aynı özelliklere sahip olduğunu gördük. O yüzden bir çelik yüzey kullanalım dedik. Sonra bir deneyimizi kurduk. İşte bir çelik yüzey yaptık. Farklı yerlerine bu peltier elementlerini yerleştirdik. Ve onlara farklı akım vererek yüzeyde bir ısısal profiller elde ettik. Yani şöyle düşünün. Hava durumu gibi düşünebilirsiniz. Bir taraf böyle daha sıcak. Sonra başka bir tarafa gidiyorsunuz haritada. Daha soğuk bir alana gidiyorsunuz. Ve biz bunu kontrol edebiliyoruz. Öyle düşünün. Çok farklı profiller oluşturduk. Daha sonra bunu şeyini test ettik. Hani insanlar bunu nasıl hissediyor? Yani parmaklarını sabit olarak koyduklarında farklı mı? Hareketli oldukları zaman farklı mı? Ya da iki parmaklarını birden koyduklarında farklı şeyler hissediyorlar mı? Onları araştırdık. Ve gerçekten de farklı hissediyorlar. Bunu görünce de daha yapacak çok işimiz var dedik. Yani sadece cihazı yapmak da yetmiyor. Hani acaba kullanıcının bunu kullanırken nasıl etkileşime girdiğini, o sinyalleri ona göre nasıl değiştirmemiz gerektiğini falan da araştırmamız gerekiyor. Bu daha başlangıçtı. Dokunma hissini veren teknolojiler hayatımızı peki gelecekte nasıl değiştirecek? Bunu kestirmek zor ama şöyle bir örnek vereyim. Bu görsel olarak girmediği zamanlar, diyelim ki eskiden sadece radyo vardı, televizyon bile yoktu. Hani o zaman hayal etmek bile çok zordu hani. Hani evde bir televizyon olsun ya da bilgisayarlarımız olsun biz her şekilde görsel etkileşime girebiliriz. Bir hayaldi zannedersem. O zamanlar yaşamıyordum ama.
Sonra görsel etkileşimler devreye girdi ve şu anda imkansız yani bunu hayatımızdan çıkarabilmemiz. Yani şu anda bilgisayarlarla görsel olarak iletişime giremediğinizi düşünün. Şu konuşmayı yapamıyor olacaktık diyelim ki. Hani hayatımızı tamamıyla değiştirdi. Dokunsal olarak, dokunsal hissiyatlar hayatımıza girdiğinde nasıl değişir? Kestirmek çok zor. Ama bence o tadı aldığımızda geriye dönemeyeceğiz. Çünkü normalde biz etrafımızı hissederken beş duyu organımızla hissediyoruz ve bunu sanal ortamda sadece ikiye indiriyoruz. Ve neredeyse hayatımızın %50'sinden hatta %50'sinden bile daha fazlası sanal ortamda geçiyor. Yani uyumayı geçiyorum. Geri kalan hani 16 saatin 8 saatinden daha fazlası sanal ortamda geçiyor ve biz sadece iki duyumuzu kullanıyoruz. Ya bence kesinlikle çok şey değişecek ama tam olarak da sizin nasıl olacak diye sorarsanız bilmiyorum açıkçası. Kariyer yolculuğunuz nasıl bu alanda oldu? Tamamen tesadüf. Doktor hocam sayesinde diyebilirim. Çünkü ben hani mekatronik mühendisliği mezunum lisansta. Master'ımı da daha kontrol, yine mekatronik o alanda yaptım. Doktorumu da o alanda yapmak istiyordum. Zaten bizim doktora yaptığımız labın adı mekatronik laboratuvarıydı. Robotics ve mekatronik laboratuvarı, RML diye geçiyor. Ben işte labda yine bu alanda çalışmak için geldim. Ama labda o kadar fazla bu haptik cihazlar dediğimiz hani dokunsal teknoloji verebilen o kadar çok cihaz vardı ki bana çok ilginç geldi. Daha önce hiçbir fikrim yok. Haptiğin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu yani. Hani böyle çalışan arkadaşlarım vardı işte ekrana dokunarak dokunma hissiyatı veren cihazlar var. İşte daha robotik gibi veren cihazlar var. Görünce dedim sonra çalışayım ben çok ilginç. Hiçbir şey bilmiyorum bu konu hakkında. Hani onun üzerine çalışmak çok hoşuma gitti. Çünkü daha önce çalıştığım konular böyle hani bir cihazın kontrolünü çalışıyorsunuz. Hani daha böyle tutarlı etkileşimler yapmasını sağlıyorsunuz. Hani dokunsal değil tabii ki. Ve değiştirdiğiniz şey %1, %3, %5 bir değişimlik görüyorsunuz. Muhteşem falan sayılıyordu. Dokunmatik ekran yani dokunmatik cihazlara geçtiğim zaman hayatım tamamıyla değişti. Hala onu yani o günden beri devam ediyorum diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün çok farklı bir konu hakkında detayları öğrenmiş olduk. Sanal ortamlarda dokunma hissinin mümkün olabileceğini konuştuk. Yeni gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle.